bunda da şurada. Aynen bak. Burada hocam. Bu çatal yerlerde olur. Şurada bak bak bak. Ben daha iyi. Şurada parlıyor. Burada da dalalık aynı değil. Onların yok bunun şey içinde çerçevesi az. Onların hiç yok. Onun için ben oraya seçtim de. Bir de bana ver. Çok da melez değil herhalde. Çok da melez değil herhalde. Baksana ya. Ben bir ben Nebi Erdem, Kozan arıcılar, Kozan arıcısıyım. Bu mevsimde mezla balı üretimi yapmaktayız. Bu balımızın en büyük özelliği kristalize olmamasıdır ve salgı balı çeşitlerimizden bir tanesidir. Şu anda burada 250 kovanarım var. Çocukluğumuzdan beri dedemden, babamdan bize gelen bir meslek. Hemen hemen 40 yıldır bu faaliyeti yapıyoruz. Olmamasının dışında bu bölgede sadece bu bölgede yetişmesidir. Bu bölgeye özgü bir baldır. Salgı ballarımızdandır. Katran ağacına ait bir ot. Bu da mezda bal ağacına aittir. Arılarımız bundan toplarlar mezda balına. Bu ağaçtan salgılaması sonucu üretirler. Devlet desteği aldık. Her yıl düzenli olarak alıyoruz. Bu yılda ek olarak ekipmanlarımızı yeniledik devlet desteğiyle. Ve üretimimize de katkısı oluyor tabii ki. Denetimlerin artmasını istiyoruz biz. Sık sık gelirlerse, bizi ziyaret ederlerse seviniriz. Doktor Aziz Gül, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Arıcılık alanında çalışmalar yapıyoruz. Bugün Adana ilinin Kozan ilçesinde, göller yöresindeki arıcılarımızı ziyaret ettik. Burada üretilen çok değerli bir mezla balı, salgı balı dediğimiz mezla balı ile ilgili bir çalışmaya katıldık. Genel olarak sedir olarak bilinen ama sadece bu bölgede göller yöresinde farklı olduğu söylenilen ve mezla olarak adlandırılan şu gördüğümüz ağaç üzerinde yaşayan böceğin yapmış olduğu bir salgı ve bunu da arılar toplayıp bala dönüştürdüğü için bunu bu bölgede mezla balı olarak adlandırılıyor. Bu ballar genellikle hani salgı balları olarak detaylı bir sınıfa alacak olursak bunlar fenolik içeriği yüksek, antioksidant, antifungal kapasiteleri yüksek olan ballardır. Dolayısıyla tedavi edici, özellikle kanser gibi vakalarda kanı temizleme yönü bakımından çok faydalı ballardır. Salgı balları olarak genellikle. Tabii bunun da analizini biz isteyeceğiz. Bu özellikle mezla balının coğrafi işaret anlamında bir değer kazanması açısından. Ama şu anki yaptığımız fiziki gözlemlerde balın çok kaliteli bir bal olduğu, ayrı bir lezzete sahip olduğu, çok güzel bir aromasının olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bölgeye has olması bu bölgeye de ayrı bir artı, bir değer katmaktadır. Bu anda başlayan arı sağını bunu almadığımız zaman bal çıkmıyor. Tekrar bunu çok isteyen var. Yok, bunun üzerine sıvı doldurup böyle istiyorlar. Sıvı.
şu araya düşecek. Yani bu saca düşecek. Evet, sağlam bal bu şekilde tenekelere aktarılır. Balın çıkması için. Burada bundan daha iyi. Ve tankına bu şekilde aktarılır. Yaklaşık 250 kovandan 1 ton civarında hasat bekliyoruz.